Kerem Aktürkoğlu Bundesliga ekiplerinin gündemine girdi. Galatasaray'ın parlayan yıldız ismi Kerem Aktürkoğlu Bundesliga ekiplerinin radarına girdi. Cimbom'da ve milli takımda oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu'nun 3 Bundesliga kulübünün gündeminde olduğu öğrenildi. Geçtiğimiz sezon 24 Erzincanspor'dan Galatasaray'a transfer olan 22 yaşındaki oyuncu gösterdiği performansla milli takıma kadar yükselmeyi başardı. A milli takımının Euro 2020 kadrosunda da yer alan genç oyuncuyu Alman ekipleri takibine aldı. Sarı kırmızılı ekipte Süper Lig ve Avrupa Ligi kulvarlarında şu ana kadar başarılı performans gösteren Kerem'i Bundesliga ekipleri milli maçlarda da izletti. Alman kulüplerinin genç oyuncu için devre arasında Galatasaray'a teklif yapması bekleniyor. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 27 maça çıkan oyuncu 6 gol 3 asistlik performans gösterirken bu sezonsa 9 maçta 3 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Galatasaray taraftarından Fatih Terim'e istifa tepkisi. Kasımpaşa maçının ardından Trabzonspor karşısında da iki farklı üstünlüğünü koruyamayan ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan Galatasaray'da taraftarlar faturayı teknik direktör Fatih Terim'e kesti. Sarı kırmızılı futbol severler hamleleri nedeniyle tecrübeli hocayı adeta topa tuttu ve Galatasaray'ın Instagram paylaşımının altında Terim'in istifası istendi. Milli ara öncesinde Kasımpaşa karşısında 2-0'lık üstünlüğünü koruyamayan ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan Galatasaray, milli ara sonrasındaki ilk maçında Trabzonspor karşısında da aynı senaryoyu yaşadı. Sarı kırmızılı ekip müthiş başladığı mücadelede Emre Kılınç'ın 20 ve 33. dakikalarda attığı gollerle iki farklı üstünlüğü yakalasa da skor avantajını elinde tutamadı. Soyunma odasına 2-1 önde giden Aslan, ikinci devrede daha etkisiz bir kimliğe büründü. İkinci 45'te oyun olarak etkili olamayan Cimbom'da teknik direktör Fatih Terim'in hamleleri çok eleştirildi. Özellikle ikinci yarının hemen başında Emre Kılınç ve Morutan'ı oyundan alan ve Aytaç Kara ile Ryan Babel'i sahaya süren tecrübeli hoca puan kaybının ardından adeta topa tutuldu. Son düdük sonrasında Emre Kılınç'ın sakatlığı sebebiyle Morutan'ı ise orta sahanın defansif gücünü artırmayı düşünmesiyle oyundan aldığını dile getiren Fatih Terim için Galatasaray taraftarları sosyal medyada istifa çağrılarında bulundu. Resmi sitenin Fatih Terim gönderisinin altına binlerce yorum yağarken büyük bir kesim puan kaybı deneyimli çalıştırıcının tercihleri nedeniyle yaşandığını belirtti. Twitter'da da binlerce Galatasaray taraftarı Fatih Terim'in son dönemde oldukça formsuz olduğunu ve ard arda gelen beraberliklerin de bu sebepten kaynaklandığını dile getirdi. Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan transfer sözleri. Sarı Kırmızıların Başkanı Burak Elmas havalimanında açıklamalarda bulundu. Elmas, transferlerimizi yapıp bambaşka bir strateji izledik. Çok ciddi bir çalışmaydı. Aldığımız oyuncuların yeteneği, kalitesinden eminiz. Oyuncularımızın bir takım olarak hareket etmesini hepimiz arzu ediyoruz. Bundan da eminiz, dedi. Hocamızın desteğiyle yeni bir takım kurduk. Takımımıza destek vermek için her yere birlikte gidiyoruz. Cezam olsa da takımımla birlikte olmaya devam edeceğim. Umarım Türk futbolu herkese eşit mesafede, adil ve dürüst yönetim şartlarına kısa zamanda kavuşur. Bunun için de Galatasaray olarak mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Galatasaray diğer kulüplerle iyi ilişkileri olan bir kulüptür. Bunu zaman zaman farklı şekillerde bozmak isteyenler oldu. Çok gençken yöneticilik yaptığım zamandan beri deplasmanlara giderim. Rakip takımların seyircisiyle beraber maç izlemişliğim de var. Umarım maçlarda adına yakışır güzel bir mücadele olur. Assunção transferinin arkasındaki gerçek ortaya çıktı. Sarı Kırmızılar Radamel Falcao'nun takımdan ayrılmasıyla boşa çıkan yabancı kotasını Portekiz ekiplerinden Famalicão takımında oynayan Gustavo Assunção ile doldurdu. Genç oyuncu aynı zamanda Porto ve Atletico Madrid ile izlediğimiz Paulo Assunção'un da oğlu. Galatasaray tıpkı Sacha Boey gibi Gustavo'ya da 450 bin euro maaş ödeyecek. Assunção için Famalicão 7 milyon euro istedi ama fiyat kıran Galatasaray bedeli 3,5 milyon euroya indirdi. Oyuncunun maaşı 96 bin eurodan 450 bin euroya çıktı. Transferin son günü alınan Gustavo Assunção 100 bin euroya kiralanırken sözleşmesine 3,5 milyon euro satın alma opsiyonu koyuldu. Portekiz ekibi Famalicão'nun görüşmelere 7 milyon euro bonservis beklentisiyle oturduğu ortaya çıktı. Sarı kırmızılı kulüp önce menajer Ahmet Bulut'u devreye soktu. Bulut'un Avrupa'da iş ortaklığı yaptığı Jorge Mendes'te söz sahibi olduğu Famalicão'nun bonservis talebinde %50 indirime gitmesini sağladı.
21 yaşındaki Brezilyalı orta sahisi Galatasaray'a gelerek ücretini 5'e katladı. Portekiz'de yıllık 96 bin euro olan Assunção, sarı kırmızılı kulüpte 450 bin euro kazanacak. Yönetim, bir diğer transfer Sasha Boye'ye de aynı bedele imza attırmıştı. Boye gibi geleceğe yatırım gözüyle bakılan Assunção, beklenen gelişmeyi gösterirse sezon sonunda 3,5 milyon euroya bonservisi alınacak. Galatasaray'dan yaz transfer döneminde gençlik operasyonu. Galatasaray yaz transfer dönemi olarak adlandırılan birinci transfer ve tescil döneminde kadrosunda önemli bir gençleştirme operasyonu gerçekleştirdi. Süper Lig'de geçen sezonu averajda ikinci bitirerek şampiyonluğu kaçıran sarı kırmızılı ekip yeni sezon öncesinde kadrosunu büyük ölçüde yeniledi. Geçen sezon kadrosunda bulunan 17 oyuncu ile yollarını ayıran Galatasaray 11 ismi kadrosuna kattı. Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gelecek 3 sezonun kadrosunu oluşturma hedefiyle çalışan sarı kırmızılılar transfer planlamasında genç ve potansiyelli oyunculara yöneldi. Cimbom'un yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı 11 futbolcunun yaş ortalaması 23.7 oldu. 35 yaşındaki Radamel Falcao ve Ryan Donk, 32 yaşındaki Jimmy Durmaz, 31 yaşındaki Şener Özbayraklı gibi tecrübeli isimlerle yola devam etmeyen sarı kırmızılıların, yollarını ayırdığı futbolcuların yaş ortalaması ise 26 olarak gerçekleşti. Kadrosuna genç ve potansiyelli futbolcuları katan Galatasaray'ın kasasından ciddi bir bonservis bedeli çıktı. Cimbom transfer döneminde kadrosuna 5 Türk, 2 Rumen ve birer de Hollandalı, Danimarkalı, Fransız ve Brezilyalı futbolcuyu dahil etti. Sarı kırmızılı kulüp geçmiş sezonların aksine futbolcuların aldığı ücretler ile bazı transferlerde ödenen bonservis bedellerini açıklamadı. Kadrosuna 3'ü serbest, 2'si kiralık olarak toplamda 11 futbolcu dahil eden Galatasaray sadece 3 oyuncunun bonservis bedeli ile ilgili kamuoyuna bilgi verdi. Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz şoku. Galatasaray Kulübü, Ümit Milli Takımı kadrosunda yer alan ve İskoçya ile oynanan maçta sağ elinde kırık tespit edilen Barış Alper Yılmaz'ın ameliyat edileceğini duyurdu. Sarı Kırmızılı Kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye Ümit Milli Takımı'nın İskoçya ile oynadığı maçta sağ el ikinci metakarpal kemiğinde kırık tespit edilen oyuncumuz Barış Alper Yılmaz'ın ameliyatı planlandı ifadelerine yer verildi. Barış Alper Yılmaz, İskoçya maçında ilk yarı sonunda oyundan çıkarken 3 Eylül tarihinde oynanan Belçika mücadelesinde ise 70 dakika süre almıştı. Sezona iyi bir başlangıç yapan yıldız isim Süper Lig'de 2, Avrupa Ligi'nde 1 ve Şampiyonlar Ligi'nde 1 olmak üzere Galatasaray'da toplam 4 maçta forma giydi.